Evet, merhaba. Bir eğitim sohbetinde tekrar birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Aytaç Aşıkalın. Ben Şeyhül Muallim'in tabirini hak ettiğini düşünüyorum aslında. Teşekkür ederim, sağ ol. Eğitime büyük emekleri olan çok önemli bir isim. Tam da bu eğitimi konuşmak mecburiyetinde kaldığımız şu kritik günlerde önümüzdeki süreci konuşabileceğimiz en isabetli isimlerden birisi. Hatta onların başında geliyor. Çok Hocam teşekkür ederim. davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Biz ta 2000'lerin başında kim yazılarınızda, konuşmalarınızda şöyle bir şey diyorsunuz. Değişen yani dünün güneşiyle bugünün çamaşırlarını kurutamayız gibi bir Dünkü güneş de metafor. evet. Evet. Evet, doğru. Kurutamayacağımızı söylüyorsunuz. Dolayısıyla yeni şartlar, yeni durumlar bize yeni bir takım soruları, sorunları getiriyor. Bize yeni cevaplar bulmamız. En azından bu yeni sorunlar üzerinde bir tefekkür, Konuşmamız. Evet. düşünmemiz, konuşmamız, tartışmamız gerektiğini söylüyor. Ben de bugün bu içinden geçtiğimiz süreç bizi acaba ne tür bir düşünmeye zorlayan bir şey yaratıyor, fiili somut durum yaratıyor. Belki buradan başlayıp inşallah devam edelim. Sayın Değer, teşekkür ederim. İki şey için teşekkür etmek istiyorum. Birincisi, 20 yıl evvel yazılmış bir makaleyi, ki onun bir de kitabı da vardır, okuldaki çocuklarımız diye, Evet. oradan anımsayıp getiren bir meslektaşım olarak çok mutlu ettiniz beni. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Değer, demin beni takdim ederken ünvanımı öne koyarak konuştunuz. Profesör Aytaç Açıkalın. Hayır, ben Profesör Doktor Aytaç Açıkalın değil. Aytaç Açıkalın Profesör Doktor. Evet. Çünkü ben vardım, ünvan sonradan geldi. Bunu ben kendime ilke edinmişimdir. Bugünkü bu sohbette sizinle birlikte olmaktan mutlu oldum. Şöyle bir plan çizdim sunum için. Hedef kitlemiz kim olacak diye düşündüm. Bugüne kadar biz hep öğretmenler dedik, okul müdürleri dedik, veliler dedik, hatta 8-12. sınıf öğrencilerimle şeylerim oldu, buluşmalarım, sunumlarım oldu. Hayır, artık bundan vazgeçtim ben. İki yöntem uyguluyorum. Ya mikro ya makro. Yani ya özde küçük yöntem ne? Geçenlerde bir milli eğitim müdürü bana telefon ediyor. Hocam diyor, bu bizim ilimizin öğretmenlerine bir sunum yapsanız. İyi de müdürüm, hangi öğretmene? İlkokul öğretmenine söyleyeceğim başka şey. Ona diyeceğim ki çocuğun başını okşa. Ortaokul çocuğu öğretmenine diyeceğim ki onun gururunu okşa. Lise öğretmenine diyeceğim ki onun onurunu okşa, gençlik onurunu okşa. Böyle ortaya öğretmenlere genel hayır. Hatta son zamanlarda güzel uygulamalarım oldu. Okul. Hiç unutmuyorum şeyde Rize'den bir ortaokul 14 tane öğretmeni toplanmış. Beni bir akşam çağırdılar. Böyle sizin gibi. Çünkü artık orada kime ne söyleyeceğimiz belli. Bir ikinci modelim eğitim artık öğretmenin, müdürün ya da sadece bir eğitim müdürünün işi değil. Öğretmen, öğrenim artık bir toplum meselesi oldu. O nedenle bugünkü sizinle yapacağım sunumu daha çok bu geniş kapsamda herkese bir sunum yapmak istiyorum. Yani savcısı, tapu memuru, efendim söyleyeyim zabıta memuru, veli, anne, neyse öğretmen, herkese bir sunum yapmak istiyorum. Neden buna ihtiyaç duyuyoruz? Onu peşinden söyleyeyim. Öğrenme artık okulla sınırlı bir olay değil. Hatta öğrenmelerin çok azı okuldan oluyor. Yapılan bütün araştırmaların gösterdiği şey şu: çocuklar en çok akranlarından öğreniyorlar, Evet. sonra anne babalarından öğreniyorlar, çevrelerinden öğreniyorlar ve biraz da okuldan, öğretmenlerinden öğreniyorlar.
Okulda ne üretiyoruz? Bunu ben geçen dönem yaptığım Bulutlara Şiir Yazmak sunumlarında söz ettim. Şimdi bu bütün maskesiz dolaşanlar, bu mesafeye uymayanların hepsinin diplomasının altında bizim imzamız var. Evet. Bu ne öğrettik peki? Yani geçen günde bu Dereli'deki sel felaketi nedeniyle yazdım. İlkokullarda bir konu var. İlimiz, ilçemiz, çevremiz, okulumuz diye. Derelerde ne öğrettik çocuklarımız çevremizle ilgili? Gittiler derenin için ev yaptılar. Buradan vermek istedim. Okul artık eskisi kadar şey değil. Yani güçlü değil. Hatta ben ona bir şey derim. Büzüşmüş durumda şu anda okul. O kitapta yumruk... Bu arada hocam insicamınızı bozmadan bir şey paylaşmak istiyorum. Okul, lütfen. Okul şimdi çok güçlü değil derken biz eskiden sanki okul çok güçlüymüş gibi bir intiba yaratıyoruz. Ben şuna rastlamıştım. 1939'da, bunu çok paylaşıyorum, İlk bizim Milli Eğitim Şuramız toplanıyor. Evet. Ve Hasan Ali Yücel Hazirun'a kürsüden şöyle sesleniyor. Diyor ki, orta mektep muallimleri ilk mektepten gelenlerden şikayetçi. Evet. Lise muallimleri orta mektepten gelenden şikayetçi. Yüksek mektептekiler liseden orta öğretimden gelen şikayetçi. Hayat ise diyor hepsinden şikayetçi. Evet, hayat hepsinden şikayetçi. Ama artık biz bir parça farklı. O dönemlerde okul çevreyi etkileyebiliyordu. Evet. Bugün artık okul çevreden etkileniyor. Çevre okulu etkiliyor. Veli, işte o malum bir ekran var, şikayet ekranı, yazıyor oraya, oradan etkileniyor. Efendim, minibüs şoförümüz etkiliyor. Hemen okulun içindeki dükkanlar, satıcılar etkiliyor. Çevre etkiliyor. Şimdi o nedenle ben bu şeyde kafama oturan model, biz çevreyi ne kadar kalkındırabilirsek, kalkınmaktan maksadım da kültürel ve ekonomik, okul o kadar etkili hale gelecek. Hiç unutmam, Hatay Milli Eğitim Müdürü'yken Kırıkan'da bir öğretmen bana dert yanmıştı. Dedi ki, hocam dedi, ya ben dedi 8 ay müdürüm dedi. Ben 8 ay uğraşıyorum, öğretiyorum dedi. Bu köyün imamı 3 haftada bunları siliyor dedi. Dedim ki, öğretmenim git bak bakalım hangi modeli uyguluyor, ne modelini uyguluyor. Çevre. Şimdi biz trafik veriyoruz çocuklara. Trafik işaretler, trafiğe uyum falan. Peki servis şoföründen ne öğreniyor? Tabii. Evet. Biz haftada 5 saat, 6 saat Türkçe dersi veriyoruz. O çocuk haftada 10 saat servisçi amcanın dersini alıyor. Tabii. O zaman bizim çevreye dikkat etmemiz, çevreye yönelmemiz lazım. O nedenle ben sunumumu bir parça bu boyutta getirmeye çalıştım. Şimdi sunumda 4 aşama şey diyeceğim. Birinci aşamada genelde okullarda, örgütlerde ve güncel yaşamımızdaki bir dengeden söz etmek istiyorum. Hayat bir denge içindedir. Ayağınız kayar, öbür ayağınızda yardımcı olursunuz, hemen düzelirsiniz. Her gün sizin bir hayatınız vardır. Sabahleyin kalkacaksınız, işte sağlık şeylerini yapacaksınız, elinizi, tıraşınızı olacaksınız. Şu saatte çıkacak, arabanıza bineceksiniz, gideceksiniz. Tam olacak sırada kapı çalınıyor, Bingöl'den bir hemşehriniz geliyor. Denge bozuldu. O günkü şeyler, zamanlamalar, şeyler bozuldu. İşte özür dilerim efendim, ben gitmek zorundayım ama birazdaki şeyi. Bireysel yaşamımızda her an dengeler bozulabilir. Okulların dengeleri bozulur. Şimdi biz bazen şey fark edemeyiz. Bir öğretmen tayin edilmiştir yeni okula, bir öğretmen gelmiştir. Okulun dengesi bozulmuştur. Öğretmenler odasındaki konuşma grupları farklılaşır. Öğretmenlerin hareketleri değişir. Sınıflar değişir. Bir sınıfın bölünmesi gerekebilir. Bir sınıf başka yer. Denge bozulur. Yani yaşamda bir örgütlerin dengesi de bozulur.
Örgüt dengelerinin bozulma kaynağı iki boyuttur. İçten bozulabilir, çevreden bozulabilir. Yalnız bu bozulmak deyimini şey anlamda kullanmıyorum, kötüleşir falan filan anlamında kullanmıyorum, hayır. Değişir diyelim belki. Örgütün şeyi değişir. Şimdi bunun en güzel örneği çocuklar oynarken, şimdi çok onun şeyleri çıkmış, plastikler olanları çıkmış. Biz bir tane ağacı korduk, kalınca bir kütüğü korduk. Üstüne de uzun bir tane şey ağaç korduk. Tatarvalli olurdu o bize. Şimdi orada karşıdaki kişi, yanına bir kişi daha gelirdi bazen arkasına, bizim dengemiz bozulurdu. Biz de ya geri giderek ya ileri gelerek keresler ağacın boyunu uzatarak dengemizi kurmaya çalışırdık. Şimdi burada vurgulamak istediğim şey şu. Örgütlerin, insanların kesintisiz dengeleri bozulur. Yaşamlarının dengeleri bozulur, düşünce dengeleri bozulur, duygusal dengeleri bozulur. Evet. Bu bir yaşamanın bir göstergesidir. Yani hiçbir şey değişmiyorsa falan donmuş bir durumu ifade eder. Böyle bir şeyden söyleyeyim. Şimdi bu durumda bizim okullarımızın, eğitim sistemimizin dengesi daha da çok bozuldu diyelim. Evet. Bu değişti diyelim. Belki bozulma kelimesine arkadaşlarım şey alırlar. Yani kötüleşmek anlamında, hayır, değişti. Ve bu seferki ani bir şekilde ve sistem çevresini de kapsayarak değişti. Bu bence bir hayırdı, oldu. İyi oldu bir bakıma. Yani olacak bir şeydi, oldu. Çünkü biz bir parça ne yaptığımızı bilemedik. Yani çocuklara tablet dağıttık, cep telefonunu yasakladık okullarda. Evet. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu hesabı. O bakımdan dengeler bozulduğu zaman bizim genellikle yaptığım şey şu: eskiyi özlemek. Eskiyi özlemek. Şimdi öğretmenlerim bana dedi, ah hocam şu okullar bir açılsa ne olacak? Çocuklarım gelecek, ben onlara sarılacağımsa. Yok öğretmenim, sarılmak falan yok. İşte değişti. Sarılmak yok. Biz daima dengeler bozulduğu zaman, ama şu misafirler gitse de eski halimize dönsek veya şu öğretmen işte şey olsa da tayini çıksa da biz de şu dengem. Hayır, dengeler bozulduğu zaman yeni dengeler kurmak zorundayız. Yeni dengeler. Çok önemli. Evet. Bunu siz bilirsiniz sanıyorum. Küçükken bir oyun oynardık biz. Küçük kiremit parçaları, kırık kiremit parçaları üst üste koyardık. Bir mesafeden topla atıp dalya derler. Bizde yedi tuğla derler. Devirip o topu gidip alıncaya kadar biz gidip tuğlaları dizmeye çalışırız. Burada gözlediğim şey şu: devrilen tuğlalar bir daha aynı şekilde dizilmiyor. Mümkün değil. Tabii. Aynı dizim. Aynı şekilde farklılaşan bir dengeyi aynı şekilde kurmak mümkün değildir. Eğer aynı şekilde kurmaya gayret ederseniz hem enerji sarf edersiniz boşuna, hem de zaman kaybedersiniz. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Bunun anlamı fikren, eylem olarak sürekli bir uyuşum süreci içinde olmaktır. Denge bozuldu, yeni bir denge. Evet, burada şiddetle tekrar vurgulamak istiyorum. Eski dengeleri kurmaya çalışmak, hayır. Hem örgütün, kurumun, kişinin gelişmesi açısından engeldir. Artı çok zaman ve emek israf eder. Bu nedenle? Bir şey daha, bir çok özür dilerim. Buyurun, lütfen. Eski düzenden, yani eskide olup da eski düzenin işleyişinden memnun olanlar acaba var mıydı ki? Bir de işin o kısmı var. Ya hocam, bunlar şeyin farkında değiller. Yani ne oluyor, ne bitiyor? Mesela işte ısınmaya çalışırız, bir taraftan eteğini tutuşmuştur, siz hala ısınıyorsunuz. Evet. Yani şöyle hocam, ya o bir şeydir. Eski, evet, nostaljiktir. Güzel yönleri vardır. Bingöl'e girerken orada aşağı, ben eski Bingöl'ü bilirim, Çapakçı'yı bilirim başlayıp. Oraya girerken işte bal satarlardı, yağ satarlardı o şeyde.
Kaymaklı yani. Ama şimdi özlesem ne? Hayır, kavanozda alıyorum, gidiyorum, bakıyorum. Onlar da zaten şey etmişler, değil mi? O nedenle eskiyi anımsamak bir şeydir, doyum sağlar. Ama gelişimi hayır sağlamaz. Çok doğru. O nedenle bunu bir defa şeyimize koymamız lazım. Geriye gitmek diye bir şey yoktur. Sosyoloji böyle bir şey yaşatmıyor dünyada. Yani bazen bu iktidarlar laf ederler, işte 10 senede şu kadar geri gittik falan filan. Yok böyle bir şey. Toplumsal bu yaşamda. Ama okul olarak, öğretmen olarak, toplum olarak bilmemiz gereken şey sürekli bir değişim içinde olduğumuzun bilincinde olmak. Yani birden oluvermek değil bu. Nitekim bu birden olmuş gibi davranıyoruz biz. Hayır, yanılıyoruz. Onu hissedebilmek. Bu işte zihinsel, gözlemsel yetişmişliğin bir şeyidir. E hocam, her şey mi değişecek? Yani değişmeyen eskir. Bu şeyde, o benim meşhur şeyimdir. Ne diyelim ona? Değişmekten korkmak, yaşamdan korkmaktır. Çünkü her gün, hangi gün biz bir aynı kişiyiz ki? Değiliz. Kurumların, yöneticilerin kararlarını değiştirmelerinden, öğretmenlerin öğrenme konusunda düşüncelerini, bilgilerini, yöntemlerini değiştirmekten, halkla, veliyle olan ilişkilerini farklılaştırmaktan korkmamaları gerekir. Buradan başlayalım. Evet. Çünkü böyle bir şey var başımızda. Aslında vardı, bu geldi. Vardı bir değişim, vardı. Gerdirdi bizi. Peki, geldi, pandemi geldi, şeyin içine oturdu. Şimdi modellerimizi ben burada getirdim size, modellerimizi konuşmamız lazım. Madem ki çocuklarımız en çok çevrelerinden etkileniyorlar, okullar çevreleriyle ancak başarılı olabiliyorlar. Çünkü hangi öğretmene bir şey olsa, ama hocam diyor, biliyor musun bizim sosyoekonomik çocuklarımızın çevresi. Yani çevremiz iyi olmadığı için biz iyiydi. Ki bu çok gerçek bir şey. O zaman bizim okul olarak gözümüzü çevreye dikmemiz lazım. Yani biz öğretmen olarak, biz okul olarak eskisi gibi çocuğun alışkanlıklarını, çocuğun bilgi becerisini tek başımıza bütünleştirip tamamlamak gücüne sahip değiliz. Bunu böylece bilmekle. Peki, o zaman madem ki beni en çok etkileyen çevredir, ben öğretmen olarak, okul olarak yüzümü bir parça çevreye dönmem gerekir. Örnek, bir defa bu topluluğa, anne baba grubuna, hatta öğretmen grubuna, yönetici meslektaşlarımıza şunu vermemiz gerek. Artık o eski okul, sınıf, öğretmen, ders, zil. Bakmasan bakan her gün giriyor, zili çalıyor, geçiyor, gidiyor. Zil, girdik, çıktık, yoklama, devam, devamsızlık, başarı, sınav. Bunların hepsi yeniden gözden geçirilecek, yeniden adlandırılacak, yeniden biçimlendirilecek. Bunun başkaca bir adı yoktur. Yani bakın, nitekim şimdi hani altı kaval üstü şeşhane oluyor. Yapmak istiyoruz. Ne olacak? İlla bir tahta olacak. Önünde bir öğretmen olacak. Evet. Format evet. Bu. Evet. Peki başka türlü olamaz mı bu? Bahçeye çıkamaz şu mevsim, şu şeyde bahçeye çıkamaz mıyız? Ders yapamaz mıyız? İlla iskemlede mi oturacağız? Hiç unutmuyorum, ben bir seminerim olmuştu bir fabrika personeline, tekstilde çalışan bir fabrika vardı. Biz 9 kilometre yol yürüdük, Istranca ormanlarında seminer yaptık.
yaprakların renginden bir konu açtık kendi kendimize. O konuyu müzakere edebildik. 17 kişiydik. 9 kilometre gittiğimizde dinlenme yerine çok güzel şeyler oldu. Demek istediğim şu. Bugünkünden farklı olamaz mı? Tabii. Bunun cevabı ama hayır hocam işte olursa da şu öyle demek yerine bunun en güzel cevabı bizim benim dilimde neden olmasın? Tabii. Düşünelim, konuşalım. Bu bakımdan bu formatta, bu biçimde düşünme modellerine girmemiz gerekir. Yoksa yine sınıfımız olacak, öğrencilerimi göreceğim, ben anlatacağım, onlara yakalayacağım, günaydın diyeceğim. Yok böyle bir şey. Bunda ısrar etmenin de bir anlamı yok. Nedenini söylüyorum. Diyor ki geçen gün bir veli, çocuklar çok geri kaldılar, çok geri kaldılar. Soracaksın, nereden geri kaldılar? Ne vardı ki, nereden geri kaldılar? Ya, hocam diyor, nasıl buluyorsunuz bu şeyi, yeni uzaktan öğrenimi? Vallahi eskisinden de kötü değil yani. O kadar da kötü değil. Bunları bir parça samimi olmamız lazım. Sayın Değer, şeyde böyle bir şey düşünceye girmemiz lazım. Biz korkuyoruz. Yani ne diyelim? Ama böyle de olur mu? Böyle de neden olmasın? Bir deneyelim. Evet. Bu zaman şeyimizi siz ayarlıyorsunuz. Ben şey etmiyorum oraya. Benim getirmek istediğim, arkadaşlarım paylaşmak istediğim şey şu. Bu düşünce modelimizi mutlaka yeniden gözden geçirmemiz lazım. Bunun için böyle oturup da tabii sen öyle düşünürsün, sen çünkü 40 senelik öğretmensin, daha ben bunu böyle konuşmayalım. Ne yapabiliriz? Bir deneyelim mi? Ne kaybederiz denersek? Tabii. Şimdi mesela eğer biz eğitimi bu kadar, yani okulu bu kadar bozmasaydık, bu kadar perişan olmazdı. Nedir o? Bir servis meselesi var. Servis. Acaba her mahallede okul olsaydı bir yolla, servis ortadan kalkar mıydı? Servisin çocuğa neler mal ettiğini biliyor muyuz? Ha, mesela ben bazı okullar, özel okullar özellikle, servis şoförlerin eğitimi için beni çağırırlar. Onlara genellikle trafikçiler gidiyorlar. Onlara da bir şey yaptığı yok. Servis şoförlerine şunu vermek isterdim ben. Siz bir eğitimcisiniz. Tabii. Eğitim sadece sınıfta bitmiyor. Senin arabana bin. O nedenle 23 Nisan'da sen de arabanı süsleyeceksin eğer süslemek gerekiyorsa. Sen bir eğitimcisin. Tuvaletleri temizleyen bir hanımefendiye sordum. Bu okulda dedim en önemli kişi kimdir? Durdu, müdürdür dedi. Dedim ki sen bu tuvaleti temizlemezsen bu okul neye benzer? Ne götürür bu okulu? İnsanlara yaptıkları işlerin önemli olduğunu, öğretmen arkadaşlarım, biraz sonra buna değineceğim, okula yeni bir şekil vermemiz lazım. Okul ciddi bir yerdir. Yani çok özür dilerim, çok arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum ama ben bildiğimi söylüyorum. Okul sabahleyin müdür muavinlerini, öğretmenlerini toplarıp çay, kahvaltı ettikleri bir müessese değildir. Okul ciddi bir yerdir. Yani o zaman çünkü okul sabahleyin kahvaltını yaparsın, gelirsin okula, sınıfı gidersin, düzenlersin, form şeklini verirsin, efendim, okula başlarsın, belli saatte biter, alırsın gider. Bunları bir parça şeye almak lazım. Okul öyle velinin sınıflarda, o koridorlarda at oynattığı yer değildir. Kusura bakmasın kimse. Okul ciddi, gidip de siz vergi dairesinde bankonun arka tarafına geçebiliyor musunuz? Okulun bu kendi... Buradan hocam bu bir yerin, bir işleyiş düzeninin o yeri işletenlerin itibarı, çok konuştuğumuz örneğin eğitimcilerin statüleri itibariyle de çok doğrudan ilintili bir şey. Öyledir. Ama bunu bir parça da kendi yaratır. Tabii. Mesela bazı mağazalara siz dondurmayla, köpekle giremezsiniz. Tabii. Bir şey de yoktur. Yazı mağazada yoktur. Tabii. Okul bu şeyi vermelidir. Ama okul bu ciddiyetinin yanında çevresine açık olmalıdır. Yani çevrede neler yapabiliriz biz? Bir, bu anne babamızı halletmemiz lazım bizim. Anne baba şeyini halletmemiz lazım.
iki boyutu da anne babamızın bize sıkıntı. Bir boyutta yüksek öğrenim görmüş, belli bir meslek kariyer sahibi olmuş insanlar var. Geliyorlar bize her gün eğitim dersi vermeye çalışıyorlar. Yok öğretmen de böyle öğretin de benim çocuğum şöyle yapar da böyle yapar da. Bir tarafta öbür boyutta var. Çocuğun çoğu kez kaçın sınıfa geçtiğinden belki haberi yok. Böyle bir şeydeyiz. İşte okul bu iki uç arasındaki şeyi, dengeyi yeniden kurmak zorundadır. Yani ben dediğim gibi düşündüklerimi söylüyorum. Hepsinin doğru olduğu gibi bir iddiam da yok. Fakat okul ciddi bir müessese haline dönüştürülmelidir. Bahçesiyle, koridoruyla, sınıfıyla, müdür odasıyla, öğretmenler odasıyla. Yani tamam öğretmenlerin ara beslenmeleri evet. Bu nedenle sürekli söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Bu pandemi bunun da zaten inşallah vesile olacak. Okullarda bir şeyin satılması söz konusu değildir. Olmamalıdır. Okulda bir tek şey satılabilir. Su. Çünkü beynin çalışması için suya ihtiyaç vardır. Mutlaka eğer zaman itibariyle çocuklar çok uzun zamanda kalıyorlarsa hiç şeye gerek yok. Okul bir küçük pazar arabası içerisinde o çocuklara birer kurabiye dağıtıp bitirebilir. Dersin içinde. Bu kantin sorunu mutlaka okullardan çıkarılmalıdır. Şimdi yani ben bunu her yerde söylerim. Kantinciler bir yerde beni sıkıştıracaklar biliyorum. Çünkü onlar bizden daha iyi örgütlenmiş durumdalar şu anda. Ama kantin eğitim, bak kantinin önündeki civcivlarla bir pazar, cumartesi pazar sokağa çıkmama yasağı verileceği gün marketler önündeki cıvıldaşma aynıdır. Evet. Yani bizim orada verdiğimiz bir eğitim yok. Yok. Orada çok kötü şeyler oluyor aslında. Biz farkında değiliz. Nedir çocuğun neye ihtiyacı var? Bir öğlen yemeği ise iki dilim ekmeğin arasına bir peynir, bir yumurta, bir benim tıp kaynaklarından aldığım bilgi var. Bir yumurta, haşlanmış bir yumurta bir çocuğu bir gün idare eder. Evet. Bu kadar yalın. Ama fantazi. Biz bu olan çocuklarımız, bilmem bir şey olan, onun önünde olanlar. Kantinci müdür ilişkileri, müdür kantinci öğretmen öğrenci ilişkileri, bunlar şeydi. Bu okul nereden geldik buraya? Okul ciddi bir müessesedir. Bakın sadece o da yani çirkindir evet, bana sorarsın. Burada bir parantez. Bu kadar ciddi gördüğümüz, bu kadar esas itibariyle devletin merkez teşkilatından başlayıp taşranın en ücra yerine kadar büyük planlamalarla, stratejik planlarla, kalkınma planlarıyla, istihdam, devasa istihdamıyla, mekan tasarımıyla, zaman planlamasıyla, bu kadar üzerinde titrediğimiz, bu kadar önem atfettiğimiz, bu kadar önemli gördüğümüz bir şeyin sosyal hayat içerisinde bu kadar dirençsiz olması, bu kadar etkilemekten ziyade etkilenmeye, çevresini inşa etmekten ziyade çevreden etkilenip değişime, dönüşüme, tırnak içinde belki bozulmaya maruz kalması. Evet, çok doğru. Evet. Bu çok enteresan bir. O nedenle ben bugünkü yaptığımız şeyin öğrenme olduğuna inanmıyorum. Kusura bakmasın kimse. Yani evet sınav girdik çıktık onu bildik bunu bildik. Öğrenmek yaşamak içindir. Yaşamak bir disiplin meselesidir. Sağlık bilgin yoksa eğer bunu verememişsek takmıyor maskesin. Takmıyor maske. Evet. Takma yani o şeyi hissedemiyor. Onu hissedemiyor. O nedenle benim bir noktaya değindiniz yani. Bu öğrenme değil. Bu bir ezberlemedir. Bu bir sınav ezberleme ve buna göre başı ki işte bugünkü çektiğimiz sıkıntı eğer biz gerçekten bu bir öğrenme dediğimiz şeyi yapsaydık bizim bugün
dağa çıkan çocuğumuz diye bir şey söz konusu olmazdı. Evet. Demin söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Altına ıslak imzalarımızı koyduğumuz diplomaların karşılığını görmek zorundayız. Tabii. Karşılığını görmek. Göremiyorsak yeniden oturup şu olmuyor. Şimdi burada demin siz de değindiniz. Demek ki çevre bizden daha etkili. O zaman bizim çevreye dönmemiz lazım. Çevreyi bizim müfredatımız doğrultusunda geliştirmemiz lazım. Bu öyle çok kolay bir iş değil. Tabii. Çevrede mesela işte belediye başkanına mı şey yapacağız? Zabıta memuruna mı? Müfeciye mi? Ben hep örnek veririm. Yani çıplak imzalarımız ne kadar boşuna. Gidiyorsun büfeye, çocuk gidiyor büfeye, karşıdaki büfeye. Amca bana bir sigara ver diyor, çıkarıp veriyor. Demiyor ki yok yavrum sana sigara satamam, senin yaşın küçük. Evet. Evet. Niye biz yetiştirdik bunu? Neden demiyor? Bu insanlara kapitalizmin, kapitalin ulus, bayrak, vatandan öte olmadığını anlatmamız lazım. O nedenle okullar, bana kusura bakmasınlar, geceyi gündüze, gündüzü geceye katıp çevreleriyle. Eskiden yeni atanan öğretmenler çevre incelemesi diye bir çalışma yaparlardı. Evet. Bunun amacı şu, ben çevremde ne var, ben çevremden nasıl etkileniyorum, ben çevreyi nasıl etkilerim? Evet. Bunun anlamı buydu. Şimdi yakında ev bulabilir miyiz diye çevrede o gözle bakıyoruz. Doğrudur, doğmadır. Saatiniz şey mi? Hocam bu birinci bölümü bu şekilde bitiriyoruz. İkinci bölümde tekrar. Lütfen ben sizi bekleyeceğim. Peki, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet.